Sorumuz şu. Kemal okulundaki birinci sınıf ve son sınıf öğrencilerine günde kaç tane meyve yediklerini sormuş. Aldığı cevapları da bu grafiklere aktarmış. Doldurmamız gereken ilk boşluk ortalama meyve sayısı nokta 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 için fazladır ve birinci sınıf ya da son sınıf arasından bir seçim yapmamız gerekiyor burada. Sonra da ortalama nokta nokta noktaların merkezi eğilimi için daha iyi bir ölçüdür. Bu şekilde yazılmış ve burada da seçeneklerimiz birinci ya da son sınıf. Şimdi hemen karalama ekranına dönelim ve birinci soru hakkında düşünmeye başlayalım. Hmm. Bu soruya cevap verebilmek için ortalamaları hesaplamamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve bu dağılımların ortalamalarını hesaplamaya çalışın. Önce birinci sınıfların yediği ortalama meyve sayısı. Bunun için buradaki tüm noktaları toplayıp elimizdeki toplam nokta sayısına bölmemiz gerek. Bir tane sıfır var. Buraya sıfır yazıyorum. 2 tane 1 artı 2 çarpı 1 artı 2 tane de 2 olduğu için 2 çarpı 2. 4 tane 3 var. Dolayısıyla artı 4 çarpı 3. 3 tane de 4 var. Yani artı 3 çarpı 4. 1 tane 5 olduğu için artı 5. 1 tane de 6 olduğu için artı 6. Kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dikkat edin. Burada bir tane daha nokta var ve az önce onu unuttuk. Bunu 15'e böleceğiz. Ve buraya unuttuğumuz noktayı yani 19'u ekleyeceğiz. Artı 19. Bu 0, bu 2, bu 4, bu 12, bu da 12, 5, 6 ve 19. 2 artı 4, 6 eder, artı 24, 30 artı 11, 41 ve artı 19'da 60 eder. 60 bölü 15' de 4'e eşittir birinci sınıfların bir günde yediği ortalama meyve sayısı neymiş? 4. Evet, ortalama burada. Daha iyi görebileceğimiz bir renkle gösteriyorum burayı. Şimdi sırada son sınıflar var. Evet, bir tane sıfır. Evet, bir kişi hiç meyve yemiyormuş. Bunu anladık. Hiç de sağlıklı değil. Yemesi lazım. Neyse, biz devam edelim. Onu bırakalım. Bir tane bir, bir çarpı bir. İki tane iki, artı iki çarpı iki, Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. Artı 5 çarpı 3. 3 tane 4 var. Artı 3 çarpı 4. 2 tane 5 var. Artı 2 çarpı 5. 1 tane 6 olduğuna göre artı 6. Ve son olarak 1 tane 7 var. Artı 7. Kaç tane nokta var?

artı 7 eşittir 55. 55 bölü 16. Doğru oldu mu? 1 artı 4 eşittir 5 artı 15 20 artı 12 32 artı 10 42 artı 6 48 artı 7 55 eder. Evet doğru yapmışız tamam. Sonuç 55 bölü 16. Sadeleştirirsek 55'te 16 3 kere vardır. 3 kere 16 48 eder. 55'ten 48 çıkarsa 7 kalır. O halde 3 tam 7 Bölü 16 eder. Ee, evet, son sınıfların ortalaması da burası 3, burası 4 ise 3 buçuktan biraz az. Yani buralarda bir yerlere aşağı yukarı denk geliyor. O halde ortalama meyve sayısı birinci sınıflar için fazladır. 4, 3 tam 7 bölü 16'dan büyüktür. Ortalama nokta nokta noktaların merkezi eğilimi için daha iyi bir ölçüdür sorusuna gelirsek, sorunun ikinci kısmına bunu düşünelim. Hmm, ortalama aykırı değerlere hassastır. Bu ne demek oluyor? Şimdi bakın burada birinci sınıfların arasında günde 19 tane meyve yiyen biri var. Bu çok fazla. Öyle değil mi? 19. Bir tane hiç yemeyen var, bir 19 tane yiyen var. Bu çok fazla. İşte bu yüzden hatta eğer elinizde, daha da büyük bir sayı olsaydı mesela 20 tane 30 tane yiyen öyle bir arkadaşımız olduğunu düşünelim. Bu değer ortalamayı çarpıtır ve yukarı çekerdi. Aynı durum medyanda ortaya çıkmaz çünkü medyan ortadaki sayıdır. Ve buradaki sayıyı ne kadar büyütürseniz büyütün ortadaki sayı aslında olduğu yerde kalır. İşte bunun için elinizde aykırı yani çok 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 büyük ya da çok 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 küçük değerler varsa ortalama hassaslaşır. Aynı durum Son sınıflar için geçerli değil. Yani son sınıflar arasında aykırı bir değer yok. O halde, ortalama son sınıfların merkezi eğilimi için daha iyi bir ölçüdür. Soru ekranına dönüp cevaplarımızı verelim. Ortalama meyve sayısı birinci sınıflar için fazladır. Ortalama son sınıfların merkezi eğilimi için daha iyi bir ölçüdür. İkinci soru için şekil üzerinde de düşünebiliriz. Bakın eğer 19 tane meyve yiyen bu kişiyi görmezden gelirsek ve buradaki nokta topluluğa, nokta topluluğuna odaklanırsak ortalamaları 4 değil 4'ten daha küçük bir değerdir. Ama günde 19 meyve yiyen bu öğrenci ne yaptığı? Ortalamayı yükseltti. Buradaysa 3 tam 7 bölü 6, 7 bölü 16 pardon 3 tam 7 bölü 16 gerçekten de dağılımın merkezinde. İki durumda da Dağılımların ortalamalarını hesapladık. Ama burada aykırı değer olmadığı için bulduğumuz ortalama gerçekten de bu grubun orta değerine yakın gibi görünüyor. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru.